ifade Şimdi ben hayata bakıyorum, hayatta. Şimdi bir adam vardır, barış tarzı bir adam vardır. Kendini ifade edemiyor olabilir ama e, çok konuşmaz. Fakat bir oturaklıdır veya e, insanlar tarafından saygı duyulan bir tiptir. Evet. Bir tarafta da çok konuşan, bağıran, çağıran, hakaretler eden, küfürler eden, evet. onu yapan, bunu yapan tipler vardır. Evet. Şimdi ben kardeşim, bu adam konuşmuyorsa, öteki adam bağırıyorsa, küfür ediyorsa, çağırıyorsa, devamlı yalan söylüyorsa, onu yapıyorsa, bunu yapıyorsa... O adam mı matahtır yani benim için? Ben Hayır şey ya, ben, ben şey senin şey için demiyorum ha. ya. Yani örnek Benim için o adam mı matahtır? Yani o da bu kendini adam... iyi ifade edemiyor demektir zaten. Abi ifade etmesin. Barış'ın ben ifade etmesini çok kafaya taktı <laughs> Ama ben Barış'ın duruşuna bakıyorum. Adamın neler yaptığına bakıyorum. Öteki tarafta bakıyorum ki bağırıp çağıran, küfürler eden, haykıran, onunla kavga eden, fuzulu fuzulü şov yapmak için kavga eden insan orada sanki çok mu yani Barış'tan daha ön planda da Barış gidiyor o kalıyor. Ben onu azmedemiyorum. Yoksa beni başka bir şey ilgilendirmiyor. Senin dediğin doğru. Yani ben bu konuda sana %100 katılıyorum. Heh. Halen daha adada barıştan önce elenmesi gereken aynı şekilde aynı eksik yeri bulunan yarışmacılar var mı? Var. Yani isim isim söylemeye gerek yok. Yani ben Hatta bunlar mi? bir iki tane değil, <laughs> daha da fazla. Buna ben de zaten katılıyorum. Bunların bence barıştan önce gitmesi gerekiyor muydu? gerekiyordu. Gerekiyordu. potadaydı bence. Ama yani. nasip bugüneymiş. Ama Tensiz bak bir potadaydı. daha söylüyorum, yineliyorum açılış konuşmasında Hanzade'nin de üstünde söylediği gibi bence Barış öyle bir yerde elendi ki gölge bırakmadı başarısında. Yani gerçekten şunu duymaya başlamıştım. Barış handikapından dolayı ilerliyor. Ya hayır ya. Barış ya handikapından dolayı ilerliyor. Barış engelinden anladım. dolayı, engelinden, insanların duyarından dolayı, insanların ona farklı gözle bakmasından dolayı, diğer insanlardan ayrım yapılarak ona oy yatılıyor vesaire gibi söylemler sosyal medyada, çevremde duymaya başlamıştım. Hayır kardeşim bakın Barış buraya kadar kendi başarısıyla geldi. Hatta şunu diyebileceğiz. Yani bir gün 2023 Survivor'u konuşurken, Barış telliği anarken, Barış elendiğinde hak etmediğini, bakın bunu söyleyebiliyorum, hak etmediğini, barıştan önce daha elenecek bir sürü insanın adada olduğunu ama onların önünde elendiğini söyleyebileceğiz. Göğsünüzü gere gere bunu anlatabileceğiz biz mesela. Ben yani diyorum ki sana 3 tane, 5 tane isim verebilirim barıştan önce elenmesi gereken. Onları öyleyken barış elendiği için barış çok doğru bir yerde elendi diyorum. Çünkü bana göre barış şampiyon bu performansla, bu duruşla şampiyonluk biraz uzaktı barışa. Ya ben açıkçası fikrimi söyledim, öyle düşünmüyorum. Bir de son olarak da şöyle bağlayayım ben hani öyle bir Survivor yaşarız ki. All Star senesi olur abi tamam mı? İçeride gladyatörler böyle çan çan seslerle birbirlerini keserler falan. Hani deriz ki ya Barış da bu, bu Survivor'ın içinde biraz naif kaldı. Abi çan eğrisi altta bu sene. Yani içerideki yarışmacılara baktığım zaman Barış'ın önünde ne olarak gördüğüm yarışmacılar var ki? Hani ahlak olarak gör, gördüğüm yarışmacı yok zaten. Hani Barış'ın önünde gördüğüm yok açıkçası. Terbiye olarak yok. Hani e, ne bileyim bir pozitif enerji olarak yok. Duruş olarak yok. Yani bize verdikleri şeyler birbirlerine edilmedik hakaret bırakılmamış birçok tartışma. Hani adam gelip de hani ben içeride Adem gibi Atakan gibi efendime söyleyeyim Hikmet gibi e, Nagihan gibi yarışmacılar olsa diyeceğim ki tamam ama öyle bir durum yok ortada. Yani zaten buradaki birçok yarışmacının... Ee, barış'ın hani realde bir bacak problemi var ama buradaki birçok yarışmacının birçok noktada bir bacağı hep kısa kalıyor. Kimisi ahlakta kısa kalıyor, kimisi karakterde kısa kalıyor, kimisi edepte kısa kalıyor. Herkesin bir bacağı kısa ama onlar gözükmüyor işte. Bir tek fiziki olan bizim gözümüze çarpıyor nedense. Hayırlısı neyse olsun. Diyoruz efendim ve e, Aziz oyunda Güneş'e isyan ediyor. Hep birlikte izliyoruz. Sevgili Aziz kardeşim. Adaletli olmadı diyorsun. Yani prodüksiyon adaletli bir yarışma yapmadı mı demek istiyorsun. Burada çok yanlış yapıyorsun. Ben sana şimdi Aziz'im bir şey anlatacağım. Herhalde Aziz kardeşimiz hiç hayatında televizyonda canlı futbol maçı izlemedi. İhsan'cığım sen çok izlesin. İhsan'cığım şu telefonu bırak beni dinle. Ne tamam, abi sen değil mi? Şimdi bu canlı herhalde maç hiç seyretmedi değil mi bu Aziz? Sen mesela canlı maçlar çok güzel. Böyle az önce işte arka sıradakiler. Arada da böyle fırça yiyoruz İnsan ya. İnsan da arka yani. sıradaki var. Baş telefonu değil. Evet abi izliyorum. Sen izlememiştir. canlı futbol maçı izlemişsindir değil mi? Tabii Dünyada ki. böyle televizyonlarda canlı futbol maçları izlersin. Çocuk bundan biri. Ve sağda baktığın zaman o tribünler vardır ya. Tribünlerin, tribünler bir tarafta tribün varsa diğer tarafta o tribün gölge yapar sahaya. Tribün sahaya gölge yapar. Diğer tarafta tribün olmayan taraftaysa sahanın yarısı güneş olur Ve kaleciler Tabii. Maçlara çıkarken Kaleciler gelirler Bakarlar ki hangi taraftan kendisine Güneş geliyor Hemen malzemeciye bağırırlar Ali Veli Mesela İngiltere'de George Keskıt Yani şapka hı hı. Şapkayı takarlar kafalarına ve O şapka onun o güneş gelmesini Engeller ve maça çıkıp onu kontrol eder kaleci. Yani bakar güneş nereden geliyor, ne yapıyor. Sonra yazı tura seçim, seçiminde yazı tura çok önemli. Seçimlerinde, <laughs> yazı tura seçiminde bakar güneş nereden geliyor, o nereden geliyor gölge. Bunların hepsi maçtan önce yapılır. Aziz kardeşim sen eğer madem adaletli olunması lazım, prodüksiyon filan diyorsan eğer sen bu yarışmadan önce iki tarafa da gelecektin. Madem çok pipiriklisin ya çok dikkatlisin ya. Gelecektin oraya, bakacaktın. Güneş geliyor mu, gelmiyor mu, hangi taraftan bakarsan ya bunları görecektin. Ondan sonra prodüksiyona laf edecektin, o hakkı bulacaktın. Ama sen gelmişsin oraya, Güneşin, ne yapacaklardı yani güneşi mi yok edeceklerdi? Sen o zaman şeyleriniz yok mu sizin nedir o? Bu bandanalar yok mu bandanalar? Madem eğer bu kadar gelip baksaydın eğer şurana o bandanalardan bitiri takıp Tamam mı kardeşim? Hiç olmazsa bir şekilde o şapka biraz kadar... Biraz kesebilmek mı? için mücadele ederdin. Yani, yani oranı böyle bir gözlemin <laughs> en, en iyi şekilde kapatmaya çalışırdın ve bir şeyler yapmış olurdun. Ondan sonra böyle havalanırdın. Sen şimdi hiçbir şey yapmamışsın. Gelmişsin. Güneş niye geliyor? Ne yapacaklar kardeşim? Güneşi mi yok edecekler? Mesela Murat Ceylan böyle yapacak. Güneş kardeş. Efendim Murat? Güneş kardeş. Efendim Ceylan? Ne olur biraz git. O da ki tamam ben öbür ülkeye gidiyorum buraya yağmur getiriyorum. Ben kaçıyorum diyecek güneş kaçacak. Böyle bir şey var mı abi? O zaman da belki yağmurdan rahatsız olurlardı. Ee, yani bunlar işte demek istediğim şu. Survivor'da hani kalan yarışmacılar var ya. Gitmeyen yarışmacılar var ya. Çok önemli yarışmacılar var ya. Prodüksiyona diyor ki niye böyle yaptınız? Adaletsiz diyor. Yani adaletsiz bir yarışma oldu diyor. Adaletli yarışma Oldu barış gitti. Buyurun.